Ben kalp damar cerrahine sabah saat 11.30'da müracaat ettim. Bende bir otasyon tedavi sonucunda verilen kesin karar cerrahidir. Benim tanım veristir. Her iki ayakta cerrahi olmam gerekiyor. Cerrahi olabilmem için de bir risk konumundayım. Diyor ki cerrahi ameliyat olduğun zaman ya sen perte olup felç kalabilirsin, ölebilirsin, kalmayabilirsin. Sağ kalabilirsin, ölebilirsin. Artı bu lazer cihazı daha ileri bir konfor merkezinde tedavi görebilirsiniz. Ben 20 yıldır eşim olan Zümeryan Ağacanoğlu da zaten derdim bana yetiyor. Ekonomik anlamda her seansta 1000 TL verip ileri bir merkezde tedavi görme imkanım olmuyor. Ben bu cihazı Hakkari Devlet Hastanesi'nde bir an önce ivedili bir şekilde kurmanızı rica ediyorum. Şimdi pazartesi günü benim annem kalça kırığından dolayı Hakkari Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisinde muayene edildi ve hasta yatar bölümüne kaldırıldı. Doktoruyla görüştüğümüzde kalçasını kırık olduğu platin takılacağını ve gerekli tetkiklerden sonra ameliyata alınacağını belirtti. Bugün çarşamba saat 4'e geliyor. Hala Hakkari Devlet Hastanesi'nde ikinci kattaki satın alma evraklarının düzenleneceği yerden üçüncü katta bulunan satın alma birimine anneme takılacak olan platin satın alma emri gönderilmedi. Yetkililerle yaptığımız görüşmede evrakların yatışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda halledilip gerekli müdahalenin yapılacağını söylüyor. Benim annem 80 yaşında. Kronik yüksek tansiyon hastası. Ve 3 gündür Hakkari Devlet Hastanesi ortopedi servisinde yatıyor. İkinci katta olan bir birimin, üçüncü katta olan bir satın alma birimine bir evrakın 3 günde pazartesi saat 4'te yapılan resmi başvurunun bugün çarşamba saat 4'e kadar yani 48 saat sonrasında bile gitmemiş olması noktasında yaptığımız itirazlarda cebimizde basın kart olmasına rağmen bizi hastane polisine şikayet ettiler. En sonunda kavgadan sonra şikayet üzerine gelen polislerden hiçbir suçumuzun olmadığını araştırdıktan sonra polisler çekildikten sonra hastane yönetimine ancak gazeteci arkadaşları çağırıp haber konusu yaptıktan ve polise GBT sorgusundan geçtikten sonra bir yönetimle görüşebildik. Bunun ne kadar sağlıklı bir işleyiş olduğunu herkesin bilmesi açısından rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Kendim Geçitli köyde oturuyorum. Benim yeğenim burada oturuyor. Yeğenim hastaneye gelmiş tedavi olmak için. Adı İlyas Duman. Doktorlar demiş eve git, gaz sıkışmasıydı, bir şey yok. İkinci sefer gelmiş hastaneye, yine gaz sıkışması, yine eve göndermiş. Üçüncü sefer ameliyat etmiş ama ne yazık ki apandisi patladıktan sonra ameliyat etmiş. Ameliyat etmiş, tabirci etmiş, eve gitmiş. Birkaç gün sonra çocuk fenalaşmış, hastaneye gelmiş, yine ikinci ameliyat etmiş. Ya çocuğun karnında bir şey unutmuşlar ya da pisliği dışarıya çıkması için kordon bırakmamış. İkinci ameliyatta çocuk ölümden döndü. Dün akşam ameliyat oldu.